Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 4 tane kışlamızı aynı anda basacağız. Çok uzun zamandır böyle bir video çekmek istiyordum sevgili dostlar. Ama klan kalesini fulleyemediğimden dolayı bir türlü çekemedim. Sağ olsun Eren kardeşim beni klana davet etti. Dedi gel klan savaşlarında iyiyiz, sana yardımcı olur dedi. Buradan Eren kardeşime tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Ve arkadaşlar Eren'in YouTube kanalı var. Aşağıda açıklamalar kısmına koyuyorum. Onun kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Ve benim kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri mutlaka ama mutlaka açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar 5.2 milyon iksirimiz var. Ve her bir kışla başına 2 milyon düşüyor arkadaşlar. 2. Toplam 8 milyon arkadaşlar. Şu an 5.2 milyon burada var. Burada da 1.8 milyon. Toplam 7 milyon oluyor arkadaşlar. Bizim de 1 milyon kasmamız yeterli olacaktır tüm kışlaları basma konusunda. Dilerseniz ilk başta bir kışlamızı basalım. Aynen Pekka'ya kadar yükseltiyoruz. Evet. Bir kışlamızı bastık sevgili dostlar. Bakalım herhangi bir şey var mı? Biz nereye girdik lan böyle? Oha. Dur hemen geri geleyim. Hemen bir kışlamızı bastık. İkinci kışlamıza basarsak efsane olur. Binayı yükseltmek güçlendirmeyi sonlandıracaktır. Ne güçlendirmesini de merak ettim. Evet, güçlendirme iptal olsun, hemen tamamdır diyelim. Şimdi iki tane kışlamızı bastık arkadaşlar. Hemen dilerseniz klan kalesindekini de toparlayalım, güzel olacaktır. Hop, çok güzel oldu. Şimdi buradan bir tane okçu kulemizi basarsak efsane olacak arkadaşlar. Ekstradan buradan depo madenlerimiz var. Madenlerimizi de toparladık, 10 numara oldu. Şimdi bir tane daha kışla basabiliriz arkadaşlar. Çok mükemmel olacaktır. Ve bir savaş yaparsak efsane ötesi olacak. Hemen eşleşme bul diyelim. Hatta iki tane savaş üst üste yapıp garantiye alalım derken efsane bir ganimet çıktı arkadaşlar. Hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Hemen buna bir saldırmak istiyorum. Hava patlatıcısı arkada, ben hemen şuradakini bir indireyim arkadaşlar. Şurada bir hava soğuması var. İndireyim. Bu saldırı yaptıktan sonra bir saldırı daha yaparız. Hemen o kışlamızı da basıp bitiririz videomuzu arkadaşlar. Efsane bir video olacağını düşünüyorum. Hemen şuradan basalım, tak 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 tak. Hemen şurayı bırakalım, güzel olacaktır. Klan kalesinde balonumuz varmış 5 tane. Sağ olsun Eren attı bunu da. Gerçekten arkadaşlar Eren'in kanalına abone değilseniz abone olup bildirimlerini de açmayı unutmayın dostlar. Böyle diğer YouTube Clash of Clans çeken diğer YouTube kanallarına yardımcı olmak gerçekten mutlu oluyorum. Maksat Clash of Clans biraz daha nasıl desem ilerlesin arkadaşlar. Çoğu YouTuber dedi Clash of Clans falan öldü, yani bunu bahsediyorlardı. Gerçekten arkadaşlar Clash of Clans ölmedi. Hala da görüyorum, kendi videolarımdan görüyorum arkadaşlar. Hala Clash of Clans'ı izleyen, seven bir sürü kişi var. Ve bu ilginizden dolayı da çok 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 teşekkür ederim. Derken klan köyü 3 diyecek miyiz onu bir düşünüyorum da. Şimdi oradaki hava savunmasını alırsak efsane olacak derken şu üstteki kışlayı neden almamışız? Pardon, inşaatçı kulübesini neden almamışız onu düşünüyorum. Şimdi sağda var, solda var. Şimdi şu kısmı halledebilirsek acaba kral aşağı kayar mı onu düşünüyorum. Bence kaymaz diye düşünüyorum. Şuradan hemen bunu bırakırsak en azından aşağı doğru gider. Şunu da artık zamanımız yeterse arkadaşlar ejderlerle birlikte alacağız. Hadi bakayım oradakini indirin, güzelce gidiyor şu an, bakayım hiçbir sıkıntı yok. Evet, köyü çok rahat bir şekilde üşedik arkadaşlar. 10 numara bir saldırıydı. Hemen bu saldırıdan sonra bir saldırı daha yapalım. Efsane olacaktır. 1 dakikamız var. Acaba üçler miyiz onu düşünüyorum. Hadi bakayım üçleriz ya. Gerçekten üçleriz. 10 numara bir saldırı yaptık arkadaşlar. Hemen şunun da özelliğini basayım. Yetişsin bari. Evet sevgili dostlar, tekrardan çok güzel bir ganimeti olan köyü buldum. Bunu rahat bir şekilde üçleriz diye düşünüyorum. Gerçi 3 tane hava savunması var ama seviyeleri düşük. Şimdi hava patlatıcılarına bakıyorum. Hava patlatıcıları birbirinden çok ters yönde. Yani çok rahat bir şekilde üçleriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu alırsak bakayım 2 tane yıldırım alır mı diye düşünüyorum. Bence rahat bir şekilde alır. Bakayım. Sanmıyorum ya, almadı. Olsun, sıkıntı değil. 5 level yıldırım almıyormuş arkadaşlar. Şimdi iksirin olduğu kısımdan dalmayı tercih ettim ben. Çünkü iksir şu an bizim için lazım arkadaşlar. Hemen bir ejder şuraya bırakayım. Bir ejder buraya bırakayım. X'i de varmış bizim adamımızın. Fa 3.3, neyse ilginç bir ismi var. Şimdi hemen tüm ejderlerimizi buradan rahat bir şekilde salalım arkadaşlar. Elimizde olan balonları buradan bıraktıktan sonra hemen hız büyüsünü, hemen hava patlatıcısını üstüne bırakıyoruz. 10 numara. Oradaki şeyi indirirsek arkadaşlar efsane olacak. Hemen bir öfke büyüsü atacağım ben balonların üstüne, en azından indirebiliyorsalar oradaki hava savunmasını indirsinler diye düşünüyordum. Bakalım nasıl olacak son durum. Şu an gayet sıkıntı durumundayız. Nasıl bir cümle kurdum lan az önce öyle. Çok sıkıntıdayız şu an arkadaşlar. Alır mıyız köyü? Üçlersek bizim için güzel olacak. En azından şu köy binasını alsınlar ve depoları alsınlar. Köy 3 demek de önemli değil arkadaşlar bizim için. Şimdi en azından barbar kralımızı bırakaraktan güzel bir altın toparlayabiliriz. Şuradaki altın depolarından.
Güzel akar eksir de bize lazım olacaktır. Barbar Kralı 7. seviyeye basacağım arkadaşlar. Gerçi şu kışlalara bittikten sonra basacağım. Daha çok böyle köy binası 8'den arkadaşlar. Video istiyorsanız lütfen ama lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Çok uzun bir video olacağını sanmıyorum. Kısa bir video olacaktır. Kısa ve öz olmasını istiyorum arkadaşlar. Hani çok uzataraktan sıkmak istemiyorum sizleri de. Köyü de üçledik bu arada, şaşırdım. Gerçekten üçleyeceğimizi düşünmüyordum arkadaşlar. Hemen şurada Barbar Kralımızın özelini basalım. Boğazıma bir şey takıldı ya. Neyse, sıkıntı değil. Ölmem inşallah. Şimdi oradakilerini hallettikten sonra arkadaşlar %87, %88, %90. Oha ne oldu lan? %90, 91, 92. 10 numara gidiyoruz ve %100'den üçleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, efsane bir ganimet aldık ve 21 kupa. Gerçi kupada da işimizi görmez ki. Neyse, sıkıntı değil, hemen buradan yıldız bonusumuz da geldi. 10 numara oldu, hemen bunu da toparlayalım arkadaşlar. Süper oldu ya. Bakalım, yaklaşık 2.7 milyon oldu. Ve son olarak da kışlamızı acaba nasıl yapacağız bilmiyorum. Nasıl saldırılar yaparaktan ganimet kazacağız. Gerçekten hiç fikrim yok. Hemen son olaraktan bunu da basmak istiyorum. Ve Pekka'ya kadar hepsini bastık arkadaşlar. Kışlalardan kurtulduk. Bu kara kışlaları da zaten basmıştık arkadaşlar. Onları da bastık. Savunma atlarımızdan hepsini full edik. Zaten pek bir şey kalmadı. Bu hava patlatıcısı var. Hava patlatıcısını da basabiliriz gerçi ama sonra basacağız. Tüm okçu kulelerini de bastım. Zaten son olarak da bu kalmıştı. Videoda da bunu bastım. Başka bir şey kaldı mı? Bakayım eksikliklerden. Şurada inşaatçı bir şeyinden, inşaatçı bir şeyini, inşaatçı bilgilendirme kısmından hemen bakalım. Toplayıcılar var diyor. Barbar Kral var diyor. Başka bir şey demiyor mu? Duvarları niye göstermiyor? Çok ilginç. Acaba bunların hepsini aynı anda basınca 500 bin istiyormuş bir levellerin hepsi. Hatta şöyle yapınca daha mantıklı olur. Çünkü burada bir tane 7. seviye kaynıyor arada. Yaklaşık 25.000 istiyor arkadaşlar 2. seviye için. Bassak güzel olur da ama inşaatçımız boşta değil. Neyse arkadaşlar, güzel bir video oldu. Eğlenceli bir video oldu. Gerçekten süper ötesi bir videoydu. Amma da övdüm ama. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğim gibi Eren'in kanalına abone değilseniz abone olup ve benim kanalıma abone değilseniz abone olup arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 güzel bakın. Bye bye.